Mine kırık kanat, yemek duası, okyanuslar ortasında yitik ezya takım adaları, her ne kadar anakaralardaki yoğun insan nüfusundan uzak olsalar da el yordamıyla buldukları istibdat rejimi, dünyadaki despotluk rejimlerinden pek farklı sayılmazdı. Bitanya ile Mikronezya arasındaki biricik fark da Bitanya'daki istibdatın dinsiz ve askeri güce dayalı, Mikronezya'dakinin ise din sömürüsü ve rahip ordusuna yaslanmasından ibaretti. Tanrısız Bitanya'da halkın ayaklanıp despotu seçime zorladığına bakılırsa Mikronezya'daki din istibdatının halkı sersemletmekte daha başarılı olduğu ve bekasını sağlam kazığa bağladığı söylenebilirdi. Zaten Bitanya müstebiti Mukteber Sisikovski de aynı analizi yapmış olmalı ki seçimler geçinceye kadar tahtının varisi, Biricik oğlu Beşteber ile ailesini, gelinin büyük babası Muktedir Makropiç'e emanet etmişti. Mikronezya'nın ulu çobanı, başından savmak için çocuk yaşta ev verdiği torunu Salamura Şamarov'un peşine kocası beş teber ve dedesi eliyle dört yapıyor diye yaptığı dört çocuğunu takıp sürüye dönmesinden ne kadar mutluydu, bilinmez. Dünürü Mukteber'in kafileye eklediği dev kertenkele Muko'yu köye gönderip etkisiz hale getirmişti ama torunlardan kurtulmak kolay değildi. Bitanya'dan gelen dört torun, Mikronezya'dan hiç gitmeyen diğer torunlarla buluşunca Betonit Saray Çocuk Parkı'na dönmüş, bağırış çağrış patırtı hiç dinmiyordu. İşte bu torun ordusundan Suhulet Hayratlar ile İdiyit Şamarov çok anlaşmışlardı. Tahmin edebileceğiniz gibi Suhulet'in damat babası Ufunet Hayratlar, İdiyit'un damat dedesi de Embesil Şamarov'du. Yaşları da tutan iki kanka, yorgunluk molasında birbirlerini daha iyi tanımaya çalışıyorlardı. Mikronezya doğumlu suhulet, biz her yemekten önce dua ederiz, dedi. Bitanya doğumlu idiyet, bu dağını büktü, biz etmeyiz. Aşçımız güzel yemek yapar.